Ah, aa, lütfen rahatsız olmayın. Oturabilir miyim? Ne demek tabii. Erol size detaylardan bahsetti değil mi? Yani biraz bahsetti ama ben konuşmalarınızı pek anlayamadığım için. Ama durumu kötüye gidiyor galiba. Maalesef. Bir de erişkinlerde çok gördüğümüz bir tümör çeşidi değil bu. Peki yani ameliyat falan olmuyor mu? Yani alınamıyor mu bu? Aklınıza ilk ameliyat geliyor, haklısınız ama fokal tümör dediğimiz bir tür Jale Hanım'ınki. Yani ameliyat bir seçenek olabilir tabii. Tümörün tamamını alamasak bile bir kısmına müdahale edebiliyoruz. Bu da hastanın yaşam kalitesini arttırıyor. Yani kesin çözüm mü? Yani hastanın ömrünü uzatabiliyoruz, evet. Belki size Erol bahsetmiştir. Bundan sonra kemo ve aynı zamanda radyoterapi uygulayacağız. Ya aslında bütün bunları size daha detaylı anlatmak isterim. Ya vaktiniz varsa tabii. Var tabii tabii. Ne demek var tabii. Siz Jale Hanım'ın kardeşisiniz galiba. Değilim. Arkadaşıyım. Yani çocukluk arkadaşı. Öyle mi? Çok güzel. Demet Hanım. Öncelikle korkularınızı bir kenara bırakın. Anlıyorum, endişelisiniz. Ama bundan sonra tek bir şeye odaklanıyoruz. Jale Hanım'ın iyileşmesine. Ama önce kakaolu sütümüzü içelim. Çok teşekkür ederim. Tamam dur, dur. İğrençsin ya. Ne o, ayran da mı yemiş o? Çok ay, kötüsün. Hiç üşenmiyorsun değil mi şunları yapmaya? Yok, tamam bu gerçek. Bak öbür burada bu. Sağlam. Vallahi ya. Çok kötüsün. Değil. Cihan. Bugün yorgancının orada söylediklerim var ya. Yani sanırım benim de sana bir özür borcum var. Ben de senden özür dilerim. Yani o kadar ilgisizdim ki her şeye karşı, sana karşı. Kendim o kadar kapattım ki hiçbir şeyin farkında değildim. Biliyorum sen benimle konuşmaya çalıştın ama... Ben de tam bunu konuşmak istedim zaten. Ben senin bu yaşadığını 10 yıl önce yaşadım. O merdivenlerin üst basamaklarından birer birer aşağı inmenin ne demek olduğunu iyi bilirim yani. Evet. Ama ikimiz de sıfırdan başladık değil mi? Şimdi yeni ve tertemiz bir sayfa. İkimiz de bugünleri çalışarak geldik. Ama eskisi gibi değiliz yani. Genç değiliz artık, yaşlandık. Kendi adına konuş. Çok kötüsü. Yani olgunlaştık. Tamam, ikisi de aynı şey. Ama ben biliyorum, ben eskisi kadar güzel bir kadın değilim. Haklısın. Eskisinden daha güzel bir kadınsın. Tescilli güzel. Haksızlık ettirmem şimdi kimseye. Hayatımı sevdim. Ama derdim bu değil. Anlatmak istediğim de biliyorsun. Yani Melis büyüdü. Üniversiteye giderse, özel bir üniversite olursa bu ve masrafları artacak. Yani tek endişem bu. Kendim için değil. Senin için, Melis için. Yaşadığımız bu hayat devam etsin istiyorum. Biliyorum. Haklısın da bunları daha sonra konuşuruz. Bunları konuşmak yerine başka bir şey yapsak. Olur. Ne gibi? Sen biraz yat, uzan, dinle. Ben de koktum artık. Şu üstüm başımı bir değiştireyim. Peki. Toplantıya devam edecek, tamam. Selim Hanım nerede? Gelmek üzere, kendisi. Alnına ne oldu Cem? Küçük bir kaza diyelim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.
artık geçmiş olsun mu diyeyim, hayırlı olsun mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Ne alaka? Ne alaka olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Ya Emre, sen şöyle gelsene benimle. Evet Emre, ne diyordun sen? Tülün dermanla yakalanmışsın Cem. Sen nereden biliyorsun? Var yani bir şeyler. Yok, hayır. Peki sen benim nereden bildim, neden sordun? Ya Emre, biz birlikte bir yere gidiyorduk. Küçük bir kaza atlattık, hepsi bu yani. Sen nereden öğrendin ki bunları? Vallahi Cem, görüntüleriniz internete yüklenmiş bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.